Şimdi bak Tayyip Hoca'nın durumunu görüyorsunuz. Aydın gençler, Atatürkçü gençler, milliyetçi gençler hepsi milli lidere sahip çıksınlar. İnşallah. Bak Tayyip Hoca'yı desteklemem de ağırlarına gidiyor. Evet, görüyor musun? Evet, evet. Ne diyeceklerini şaşırdılar yani. Evet. Ben Tayyip Hoca'yı ta belediye başkanlığı döneminden beri desteklerim. Evet. Ta o zaman ben onun dürüstlüğünü gördüm. Evet. Ve her zaman da destekledim ve destekleyeceğim. Çünkü dürüst insanı. Evet. Samimi. Ama böyle takoz yöntemleriyle oyun oynamaya kalkarsanız buna müsaade etmeyiz. Yani oyun mu diyelim artık, taktik mi diyelim yahut yöntem mi neyse de. Bak şimdi ne yapıyorsunuz siz? Tayyip Hoca'yı Atatürk'le karşı karşıya getireceğini zannediyorsunuz. Böylece bütün Türk gençliğinin Atatürk'ten dolayı ona tavır almasını sağlayacağınızı düşünüyorsunuz. Veyahut ordunun tavır alacağınızı düşünüyorsunuz belki de. Belki de aklınızın ucundan bile geçmiyor, düşünemiyor da olabilirsiniz. Buna müsaade etmeyiz bu oyuna. Tayyip Hoca hiç müsaade etmez. Bayağı aklı başında bir insan. Adnan Bey, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde altı ile beraber bir resmi vardı. Yani gölge gibi. Maşallah. Tayyip Hocam'la ben yüz yüze hiç hayatta görüşmüş değilim. Evet. Yani hiç uzaktan dahi görmüş değilim. Ama fikirlerini, düşüncelerini hep yakından takip ettim. Evet. Samimiyetine kesin kanıyım yani. Evet. Tayyip Hocam'a kumpas kurdurmayız. İnşallah. Oyun oynattırmayız. Tehditleriniz de vız gelir, tırıs gider. İnşallah. Tayyip Hocamıza sonuna kadar gençler destek olacağız. İnşallah. Atatürkçü gençler, İnşallah. Aydınlar, sakın ha bak. Atatürkçü gençler yanlış anlayıp Tayyip Hocam'a tavır almasınlar. Onu oyuna getirmeye çalışıyorlar. İnşallah. O modern, aydın bir delikanlı. Evet. Etrafını saran tipler var. Abdülhamit'e de yapmışlardı, Abdülaziz'e de yapmışlardı bunu. Sakın onlardan etkilenip Atatürk karşıtı falan zannetmeyin. Ama Tayyip Hoca böyle değil. O aydındır. Sahip çıkalım, destek olalım. Sakın ha. Sakın oyuna gelmeyelim. Cumhurbaşkanımızın gençlerle, bayanlarla fotoğrafları vardı adam. Tayyip Hocam Kartal Tipe'de benziyor biraz. Bir vardı ya sanatçı, evet. Değil mi? Gençliği falan çok benzetiyorum ben. Maşallah. Vicdanı güzeldir Tayyip Hocam'ın. Temiz, samimi delikanlıdır. Evet. Maşallah. Öyle fitneci bir değildir yani. İçi dışı birdir. Mert delikanlıdır. Yani içi neyse dışı da odur. Evet. Evet, sakın, sakın, sakın. Bak oyuna kimse gelmez. İnşallah. Tayyip Hocam bütün milleti kucaklayan bir insandır. Evet. Oyun yapan, sahtekarlık yapan, üçkağıtçıları falan sakın aldanmasınlar. Evet. Bir kısım şahısları kastediyorum.